rehberden herkese merhaba bugün psikoloji rehberiyle karşınızdayız kültürel yapının insan psikolojisine etkisini Psikoterapist ve uzman klinik psikolog Belkıs Edige Serden Geçti hocamızla konuşacağız. Sizlerin de bugün kültürel yapının insan psikolojisine etkisine dair sorularınız varsa çift 090 553 038 99 48 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı bekliyoruz. Ayrıca rehber etterete.net.tr e-mail adresinden de bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Kültür, insan, insan psikolojisi bugün bunları konuşacağız. Yine bir haberimiz var. Kültürün insan iletişimindeki etkisine dair haberimizi paylaşacağız. Ardından Viyana'ya Zeynep Elibol'a bağlanacağız. Zeynep Hanım'a da kültürün ve eğitimin etkileşimini soracağız, insan üzerindeki etkisini soracağız. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen haberimizle başlayalım. Kültürün insan iletişimdeki etkisini konuşalım demiştik. Kültürün insan üzerinde düşünülenden daha fazla etkisi vardır. Kültür davranışa, düşünceye ve duygulara kadar işleyen derin bir etkiye sahip. İnsanlar çoğu zaman içinde bulundukları kültürün etkisiyle dünyaya bakarlar düşünürler, konuşurlar ve hissederler. Bu etki yüz yüze olmasa da iki farklı kültürün karşı karşıya geldiğinde durumlarda tavan yapar. Birey farklı bir kültürle karşılaştığında kendi kültürünü sahiplenici ve savunucu bir rol üstlenir. Bunun yanı sıra kendi kültüründen üst bir kültüre uzun süre maruz kaldığında kendi içinde bulunduğu kültürü de eleştirme yönünde davranışlar sergileyebilir. Bunu belki bizler Avrupalı Türkler olarak daha çok şahit oluyoruz, yaşıyoruz, içerisinde yaşıyoruz. Bugün bunları da konuşacağız. Şimdi isterseniz hep birlikte Viyana'ya uzanalım, Viyana'ya selam edelim. Uzman pedagog Zeynep Elibo Yayınımızda Zeynep Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra Hanım. Merhabalar. Merhaba. Zeynep Hanım şunu sormak istiyorum size bugün kültür insan kültürün insan psikolojisi etkisini konuşacağız ama eğitime de kültürün bir etkisi var çünkü eğitimin de farklı farklı kültürlerden oluştuğunu farklı farklı olabileceğini biliyoruz. Size bu soruyla sorumu yöneltmek istiyorum. Hangi faktörler kültürün eğitime olan etkisini net olarak verirler? Şimdi e, kültür biliyoruz e, bir değerler topluluğu aynı zamanda ve bir sistemin oryantasyonunu sağlayan e, ögelerden ibaret. E, yani e, tabii kültürün birçok modelleri var. Ben soğan modelinden özellikle yola çıkarsam. Ee, kültürün e, tabii ne olduğu ne olmadığı iyice e, konuşulabilir, daha fazla zamana ihtiyaç var ama neden eğitimle bağlantısı bu kadar önemli? Buna girmek istiyorum. Hı hı. Ee, elbette eğitim e, aynı zamanda çok önemli bir e, kültürü gelecek nesillere taşıma ö, ö, öge özelliğini taşıyor burada. Yani kültür nasıl diğer gelecek olan nesillere aktarılabilir? Burada eğitim çok önemli bir katalizatör. Yani eğitim kültür bütün kültürel elementleri ...kendi içerisinde barındırarak gelecek nesillere aktarıyor ve tabii ki et, e, onun etkisi altında oluyor. Yani aynı zamanda eğitim kültürü etkiliyor hı hı. ve e, kültür de eğitimi etkilemiş oluyor. Ve eğitim e, aracılığıyla da geleceğe doğru gelecek nesillere aktarılmış oluyor. Bu şekilde bir etkileşim var kuvvetlice. Evet. Peki öğrenciler üzerindeki etkisini de konuşacak olursak öğrenme stilleri veya öğrenme motivasyonlarına da kültürün bir etkisi var mı sizce? Hı. Elbette var çünkü biliyoruz kültür modellerine baktığımız zaman toplumdan topluma mesela bireysel bir topluma ele alalım. Oradaki kültürel değerler e, kolektif bir kültüre sahip olan bir toplumun e, kültürel değerlerine nazaran biraz farklılık gösterecektir. Orada tabii e, o toplumda yani bireysel toplumda ya da kolektif toplumlarda yani biz eksenli toplumlarda ki eğitimin eğitime bakış açısı nedir? Eğitim nasıl anlamlandırılıyor? Eğitime verilen değer nasıl? Birey sadece kendisi için mi eğit kendisini eğitiyor? Yoksa birey işte bireysel toplumla kolektif toplum arasındaki farka bakacak olursak kolektif toplumdaki bir birey Birey, bireyin yani kendisi mi ön planda hı hı. o toplumda yoksa aslında ailesi ve toplum mu ön planda. Yani bu gibi anlamlandırmalar, işte değerler, ortak değerlerde elbette buluşuyoruz ama aslında burada gerçekten değere baktığımız zaman, hani eğitime verilen değere baktığımız zaman bu şekilde de eğitim, eğitim sistemleri de şekilleniyor. Hı hı. Evet, Zeynep Hanım şunu da merak ediyorum. Şimdi söylediklerinizden yola çıkarak somut bir örnekle belki de eğitim sisteminin kültürlere olan etkisinden bahsedecek olursak somut olarak hangi örnekleri verebilirsiniz? Ya da farklılıklar nedir? yine dediğim gibi yani bireysel zaten günümüzde şunu da söylemek gerekiyor. Artık kültürler kendi içlerinde hapsedilmiyor. Yani böyle global bir toplum global bir dünyada yaşadığımız için zaten her yerde işte özellikle internet üzerinden bulunan bütün sosyal medya üzerinden vesaire sürekli bir etkileşim var zaten ve dolayısıyla asla şunu söyleyemiyoruz. Yani eğitim sistemleri izole edil ediliyor diyemeyiz. Yani eğitim sistemleri zaten birbirlerinden de etkileşiyorlar. Çünkü global bir aynı zamanda rekabet var ve global yani o dünyanın o platforma da tabii gençleri ve eğitimi de taşımak gerekiyor. Yani bu önemli bir mevzu. Yani önden baştan söylemem gereken bir mevzu. Dolayısıyla eğitimde elbette kültürü açtığımız zaman yani o kültürdeki soğan modeline bir göz atalım. Çekirdeğinde değerler var ve değerler tabii ki toplumdan topluma değişebilir ama o çekirdeğinde yine yani gitgide katmanlarına baktığımız zaman ritüeller var. Ritüellerden sonra tabii kahramanlar var. Yani her ülkenin, her toplumun, her kültürün kendi ürettiği o tarih süreci içerisinde üretilen kahramanlar var ve semboller var. Dolayısıyla burada farklılıklar olacaktır. Yani dediğim gibi eğer bir sistemde amaç gerçekten toplumu ileriye götürmek mi? Yoksa gel ilk etapta biraz daha lüks olan bireyin kendisini mi daha ileriye götürmesi? Hı -hı. Bu çok önemli ve burada da büyük bariz farklılıklar göz, gözlemlenmekte. Peki şunu da sormak istiyorum Zeynep Hanım. Siz Viyana'dasınız. Bizim yayınımızda Avrupalı evet. Türkler için aslında Avrupa'da da kabul edilse de edilmese de çok kültürlü bir yaşam var. Sizce çok kültürlü bir toplumda kültürler nasıl eğitim sistemine özellikle yansıtılmalı? zaten ister istemez yansıyor ama dediğiniz gibi eğitim sistemi buna nasıl tepki vermeli eğitim hı hı. sistemi bunu ignore edebilir e, yabancı ya da işte yabancı dediğim farklı kültürlerin e, bu toplumda e, çok fazla yer almasını istemeyebilir öte yandan e, aynı zamanda eğitim sistemi Eğer gerçekten e, ileriye dönük e, çalışıyorsa ve gelen farklı kültürleri de kuşatmak istiyorsa kendi içerisinde potasını da eritmek istiyorsa yapabileceği en akıllıca şey onlara saygı göstermektir. Dolayısıyla ve onlardan o potansiyeli de kendi yararına kullanmaktır. Dolayısıyla burada neler var? Mesela hangi faktörler işin içine giriyor eğitimde? Çok kültürlülüğün içerisinde farklı diller geliyor. Bu büyük bir potansiyeldir. Bu bir zenginliktir. Farklı dinler giriyor. Farklı ritüeller giriyor. Bunların hepsine bir zenginlik olarak bakarsa eğitim sistemi, hı hı. onun içinde çok faydalı olur ve toplum için de çok faydalı olur. Ama onlara Tabii onları dışlayıcı bir dışlayıcı bir şekilde karşılarsa çok kültürlülüğü o zaman çok kültürlülüğün getirmiş olduğu potansiyelden yararlanamayacaktır ve dolayısıyla bir zenginliğinde körelmesine sebep olacaktır. Evet çok teşekkür ederiz. İnşallah bahsettiğiniz idealde de ilerler eğitim sistemleri Avrupa'da da mesela ben İnşallah. isterdim bir Ramazan Bayramı'nın Avrupa'daki okullarda da kutlanmasını ama en azından tatil oluyor. Bu da bir güzellik en azından Almanya için bunu söyleyebiliriz. Çok teşekkürler Zeynep Elibol. Avusturya aile danışmanı... için de aynı şekilde. Öyle mi? Avusturya, Avusturya için de aynı şekilde. Avusturya'da zaten İslam gençlerin... tanınan Aynen. bir din olduğu için yani resmiyette. Resmi olarak evet. Evet. Evet, evet. Daha güzel tabii. Çok teşekkür ederiz. Evet. Aile danışmanı ben bir ediyorum. uzman pedagog Zeynep Elibol Viyana'dan yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet biz bugün rehberde kültürel yapının insan psikolojisine etkisini konuşuyoruz. Psikoterapist ve uzman klinik psikolog Belkıs Edige Serden Geçti hocamızla. Sizlerin de soruları varsa sorularınızı bekliyoruz. WhatsApp hattımıza ve e-mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Rehber başladı. Evet, rehberde bugün kültürel yapının insan psikolojisine etkisini Uzman Klinik Psikolog Belkıs Edige Serden geçtiğimiz hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi ki geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Hı hı. Özellikle Avrupalı Türkler için çok önemli bir mevzu. Sizin de çalışma alanlarınızdan. Ee, bizler farklı kültüre doğmuş veya belki hı. farklı aslında özümüzden farklı bir kültürde yetişmiş insanlarız ve bunları tanımlamakta da belki zorluklar çekiyoruz, ee, bocalıyoruz. Hı hı. Ee, bugün inanıyorum ki bütün kafası karışıklıkları için güzel bir program olacak diye. Şimdi isterseniz şeyle başlayalım öncelikle kültürü tanımlayarak başlayalım. Çünkü kültürün de herkese göre farklı bir tanımlaması var, farklı anlamları var. Somutlaştırarak başlayalım isterseniz. Tamam ben söz alayım. Tabii zaman. buyurun. Kültür o kadar büyük bir kavram ki eskilerin söylediği gibi aslında kültür dağlar, denizler, coğrafya ...kapsadı bir deryayı temsil ediyor. Hı hı. Bu deryayı uzaktan baktığımızda... ...sınırlarımızda bir derya ama... ...içine girdiğimizde başka bir şey. Hı hı. Ve yaklaştığımızda daha başka bir şey. O yüzden kültür insanoğlunun... ...tarihi kadar eski... Geçmişten şimdiye kadar insanoğlunun var olma sürecinde, yaşam modelinde kendine konfor oluşturmak, yaşamda kalmak adına oluşturduğu, fark ettiği, değiştirmeye çalıştığı, genişlediği ve şu anda birikim oluşturduğu şey. Hı hı. E, çok güzel tanımladınız aslında. E, kafası karışıkların daha da kafası karışmış olabilir hı hı. ama hocam. Muhtemelen, <laughs> muhtemelen karıştırmış olabilir. olabilir değil mi? E, ama bugün biraz daha derine hı hı. ineceğiz. E, özellikle işte Avrupalı Türkler dedik. Hı hı. E, i̇nsanlar. Farklı kültürlerde yaşasalar da ailelerinden getirdikleri ya da içine doğdukları kültürde mi e, gelişirler yoksa e, bu aileden özellikle gelen kültür aktarımının insana etkisi nedir? Bu soru çok kapsamlı bir soru biraz evet. uzun olacak açıklaması ama şöyle İnsanoğlu, insan evladı önce benle başlar. Hı hı. Yani benliğinin farkına varmakla soruyla başlar ve sorunun ilk başında bu nedir, bu nasıl, bu ne içindir sorularla birlikte önce benliğini oluşturur. Tabii benliğini oluştururken de bir aynalayacak, bakım veren anneye ihtiyaç vardır hı hı. ve annenin yanında bir babaya ihtiyaç vardır. Annemin benim varlığıma bakma şekli hani, kahrından mı bakıyor, lütfundan mı bakıyor hı hı. annem? Ve anneme babam ona nasıl eşlik ediyor? Bütün bir sistem içine doğduğumuz ailenin kültürünü temsil ediyor aslında. <laughs> Ve daha da ilerisi annem babamla evlenirken kendi kökünden getirdiği kültür var. Çünkü her aile bir iklimi temsil ediyor. Babam da kendi kökünden getirdiği iklim var, kültür var. Bu iklimi nasıl bir potada eritmişler de bana yaşam sunmuşlar. Biz oraya bakıyoruz. Alana psikoloji olduğu için e, psikoloji bir bilim dalı ve bilim dalında şunu söyler aslında. İnsan davranışının arkasındaki yatan temel mekanizmaları bilmeye yöneliktir ve biliyoruz ki kültür bu mekanizmalardan çoğunu temsil eder. Hı -hı. O yüzden biz alanda çalışan profesyoneller olarak kişinin ait olduğu kültüre çok odaklanırız. Onun anlam haritasıdır aslında. Hı -hı. Bizler e, özellikle işte tekrar tekrar ediyorum Avrupa'daki Hı -hı. Türkler olarak içinde bulunduğumuz kültürden de çok etkileniyoruz. Hı -hı. E, ama yine dönüp dolaşıp geldiğimiz yer evimiz oluyor. İşte Hı -hı. E, yazdan yazı da olsa ya da Hı -hı. kıştan kışa da olsa yılın belli aralıklarında geldiğimiz Türk kültüründe de kendimizi çok evimizde hissediyoruz. Hı -hı. Belki uzun zaman kalınca e, bazı konularda da aslında Alman kültüründen de çok şey almışım. Ne kadar etkilenmişim diye fark edebiliyoruz. Evet. İnsan aslında anlam arayışını da kültürde bulabilir mi? Kesinlikle. Zaten insan yapısının temelinde bir bedensel varlığımız vardır. Ben kimimden önce? Hı hı. Beden varlığımda ne var? Bedensel varlığımla birlikte düşünce kimliğimde varlığımda ne var? Düşünme becerim neyi söylüyor? Nasıl akıl ediyor? Akılla birlikte nasıl fikrediyor ediyor ve nasıl bir algı oluşturuyor? Ve bununla birlikte de bir e, iletişim Kanalımız var, ilişki biçimimiz var. Hı hı. Nasıl bir ilişki içerisindeyiz? Bu da duygusal alanımızı temsil ediyor. Bu bedensel, fiziksel varlığımız, düşünsel varlığımız, e, ilişkiyle duygusal varlığımızın bir de anlam haritasına ihtiyaç var. Hı hı. Anlam dediğimiz şey de aslında kültürü temsil ediyor. Onun içerisinde inanç var, felsefe var, bilim var, sanat var gelecek planlarımız var. Büyük bir sistemi temsil ediyor hı hı. ve ait olduğum veya bağlı bulunduğum bir ekol var. Pozitif psikoterapi hatta Almanya merkezlidir. Biz bu Peseşken hoca der ki çok kıymetlidir bu söz. Kişiyi kültürden azade olarak bakıp da değerlendiremezsiniz. Hı hı. Hani eskilerin dediğiyle kökünde ne var? Bu kökü var ki köküyle birlikte bir ağaç olacak. Ağaç gölge olacak ağaç nefes alacak. O Hı -hı. yüzden altyapıyı bilmeden kişinin şimdisiyle ilgili yorum yapmak eksik bir yorum olur. Hı -hı. Yani insan aslında meraklarına cevabı da yine kültürde mi evet. bulabilir? Hı -hı. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. O zaman öyledir hocam. Hı -hı. Şimdi e, kültürel bir değişimden de geçti. <laughs> Belki bir üst jenerasyon buna direndi. ilk <laughs> jenerasyon, ikinci dire, e, jenerasyon nesil biraz daha adapte olmaya çalıştı kendini de koruyarak. <laughs> Üçüncü, dördüncüden artık bahsediyoruz. <laughs> İnsanlar bu tür kültür değişimlerine nasıl adapte olurlar? Ya da adapte olurlar mı? Her zaman e, ya da köklerinden kopması mümkün müdür bir insanın? Siz az önce <laughs> olmaz dediniz ama yaşamaz herhalde ağaç örneğinden yola çıkarsak. E, ne dersiniz? Kültürlerin değişimi insana e, hangi etkileri verir. Hı hı. Şöyle e, genel bakmak lazım aslında. Kültür tabii ki dedemin, büyük annemin kültürü bana etki etmiştir ama onun kültürü benim şu anda güncelimde gerçek ihtiyacımı karşılamayabilir. Hı hı. Kültürde değişmek ve gelişmek e, olası bir şey, olması gereken de bir şey aslında. Kültürdeki değişimler aslında bir gelişimi de temsil ediyor. Hı hı. Biraz önce ifade ettiğim gibi insanoğlunun ilk başlama tarihinden bugüne kadar getirdiği olan uzun bir süreç aslında insanoğlunun yaşama dair var olmaya dair bir oluşturduğu birikim kültürdür. Hı hı. Bu kültürün içerisinde yeni nesile karşı hepimiz onu söylüyoruz. Ben de bir artık orta yaşı biraz geçtim. Yeni nesille ilgili diyorum ki başka düşünüyorlar. Hı hı. Bu başka düşünmek bir bazen özenme de olabilir, bazen kaygılanma da olabilir. Hı hı. Ve şunu söylüyoruz ki alan çalışan uzmanları olarak Kültürel farklılıklar tabii ki olacaktır. Olması da gerekiyor. Yaşam bir durağın değil sonuçta. Kültür bir süreci temsil ediyor. Durağın bir duran bir varlık değil. Hı hı. O nedenle süreç içerisinde tabii ki farklılaşacak. Farklılıkla birlikte değişecek ve gelişecek. O yüzden e, ...gurbetteki insanımızla... ...birçok e, yıllar, birçok çalışmalar yaptım aslında... ...tam da sizin söylediğiniz orada... ...farklı eğitim alanlarda... ...yüz yüze eğitimler, projelerde... ...farklı platformlarda bir araya geldim... ...şu anda da koronanın... ...bizi öğrettiğiyle online seanslarda... ...oradaki sistem anlamaya çalışıyorum... ...gözlemlediğim dördüncü kuşakla da... ...ben çalışabiliyorum... İşte ...dört kuşakla, ilk giden kuşaktaki... ...yüksek e, kendi kültürüne ...sımsıkı tutunma var... Hı hı. İkinci kuşakta gözlemlediğim kadarıyla özellikle Batı Almanya'da Köln, Duisburg'da farklı çalışmalarım olmuştu. İkinci kuşak kadınlardaki depresyon geliştirme oranlarını çalışmıştım. Somatizasyon durumlarını çalışmıştım orada. Ne oluyor da ilk kuşaktaki kadınlarda depresyon oranı çok görülmedi de ikinci kuşakta somatizasyon ağrılar çok fazla. Çalışmalarımızın sonucunda da gördük ki ilk kuşak hayata tutunmak için depresyona izni yok. Oraya Öyle yaşamda kalmak mi? için evet. kesinlikle tutunmaya ihtiyacı var. Kendi alt kültüründe sımsıkı tutunuyor ama orada da hayatta kalabilmek için dil öğrenmeye ihtiyacı var, çalışmaya ihtiyacı var. Hı hı. İkinci kuşak giden kadınlarda da genelde e, erkekler damat formatında, gelinler Türkiye'den gitmişler. Damat onlardan önce gitti belki orada doğdu veya sonradan orada biraz tutunduğu için o bir kültür oluşturmuş. Hı hı. İkinci giden kuşakta da daha çok evde dış dünyayla çok bağlantısı yok. 30 yıldır Londra'nın Hyde Park'ın yanında olan bir kadınla çalışmıştım. Yıllar önce bir eğitim çalışmasıydı. Ben de 30 yıldır buradayım. Ömrümde ikinci kere geliyorum. Evden hiç çıkmadım. Dedi. Bunun örneklerini Köln'de gördüm, Fransa'da gördüm, Hollanda'da gördüm. Yaşamda var olabilmek için yeni kültüre de adaptasyon gerekiyor sonuçta. Eski kültürü reddetmeden. İşte tam da bu herhalde bir kilit noktası. Yani Kesinlikle. insanların korktuğu İşte biz bunu işte kültür ve psikoloji kavramlarıyla değil de entegrasyon, asimilasyon kavramlarıyla hı -hı, siyasete hı. de çok malzeme oluyor diyeceğim evet, şimdi evet. tabiri caizse. Ee, bu korkunun sebebi nedir? Yani kültürümüzden kopmak bu kadar yani hı -hı. az önce kültürü kökle kıyasladık. Kök evet. çok kuvvetlidir. Hı -hı. Kültür de bu kadar kuvvetli midir? Biz farkında mı değiliz acaba? Hı -hı. Şöyle kültür dediğimizde şey içine doğduğumuz ailenin o e, temel hayatta kalma parçası aslında bir nevi de kültür temsil ediyor. Hı hı. Kişinin öğrendiği şey onun konfor alanı. Orayı güvenli zannediyor hı hı. ve başka bir model bilmiyor. Göçle birlikte gittiğinde tamamıyla etnisite farklı, yaşam modelleri farklı, inanç farklı, coğrafya farklı, iklim farklı. Bu farklılık ilk etapta onda e, tehdit algısı oluşturuyor. Hı -hı. Tehdit için ne yapıyor? Daha sıkı bir tedbir geliştiriyor. Evet. Açılmıyor. Katı bir tutum oluşturuyor. Hı -hı. Ve e, küçük gruplarda daha içinde kalarak diğer büyük grupla entegrasyonda sıkıntı. Biraz önceki kıymetli hocamız çok güzel ifade etti aslında. Eğitim iki kültürü birleştiren bir şey. <laughs> Ve eğitim iki kültürü bir potada eriterek yeni bir kültür oluşturma sistemi. Evet. Ee, özellikle üçüncü kuşakta bunu gördüm. Ee, şey, Almanya'ya giden veya yurtdışına giden insanımızda. Üçüncü kuşak biraz daha daha oralı olmuşlar kültür <laughs> noktasında. Daha bir aynılık var. Daha sonra farklılıklar onlara zenginlik olmaya başlamış. Üçüncü kuşakta hem dil öğrenebiliyorlar. Sosyal yapıda eğitimlere daha entegrasyon olmuşlar. Birçoğu orada doğmuş üçüncü kuşakta. Hı <laughs> Ee, kendi işte alt kültürleriyle veya oranın mevcut kültürleriyle bir e, uyumlanma geliştirmişler. Gözlemlediğim o. Evet. Ve orada depresyon ve somatizasyonu çok görmedi mesela. İkinci e, kuşakta da çok daha fazla. Çünkü ne kendi kültürleriyle var olabiliyor ne gittikleri mevcut kültürle e, bütünleşebiliyor. Bu hı hı. da çatışmaya neden oluyor. Eğitim eksikliği de bunun bir nedeni olabilir çok. mi hocam? Eğitim zaten... Hı hı. Ee, hani e, eskilerin söylediği eğitim kişinin kendi rızasına bırakılmamalıdır. Neden eğitim zoraki olan bir şey değil ama eğitim yaşam kalitesini belirleyen. Hı hı. Hayatta kişinin kendini nasıl anlamlandırdığı, nasıl kendini hayat sunduğuyla ilgili bir yapı modeli. Hı hı. Eğitim şöyle çok önemli. Biraz önce ifade etmiştim. Ben sorur, sorarım yani. Bu ne bu ne bu Hı -hı. ne sorduğumun cevabında bana bakım veren kişi benim duygularımı fark ediyor ihtiyacımı aynalıyorsa benim sorularıma cevap verir sonra da ne yaparım o soru soruyla birlikte bir bilgi kavramı oluşur Hı -hı. bilgi arttıkça deneyim birikim oluşur. Bilginin artmasıyla birlikte sosyalleşme olur. Biz bendeki bilgiyle ötekinin bilgisinin temasıyla sosyalleşmeye başlıyoruz. Hı hı. Eğitim bunun daha profesyonel hali. Merakımızı sistematik olarak sorumuzu oluştururuz. Sistematik olarak soruya cevap ararız. Hı hı. Cevabı aldığımız zaman da farklılaşma gelişme olur. O zaman da bilebilme yeteneğimiz gelişir. Hı hı. E, travma terapisi yapıyorum. Uzun yıllarda şunu gözlemledim ki... Tabii ki travma zor yaşam olayları ve şunu gözlemliyoruz zeka kabiliyet, bilebilme yeteneği, ilişkiyi kurgulayabilme becerisi ve duygusunun farkında olan kişiler hayatta ne gelirse gelsin başlarına. hani Hacı yatmaz zihni çok kullanırız ya yıkılırlar tekrar e, hı hı. ayağa kalkarlar. Bu da şunu gösteriyor ki bilebilme yeteneğimizi çevresine içine bulunduğumuz ailenin kültürel yapısı. Hı hı. Kültür dediğimiz hep sanat denir, gelenek denir, folklor denir. Bunlar da var ama kültür bir yaşam biçimi. Hı hı. Yaşamda kalma hali. İçinde hukuk vardır, eğitim vardır, tıp vardır. Evet. İnsana dair üretilen ne varsa hepsi vardır. Hı hı. Bundan zengin olan bir aile içine doğduğumuz ailenin neşet olma hali e, kimlik bilincimizi oluşturuyor. Ve hı hı. kimliği oluştururken de temel şey yine çevre. Hı hı. E, annem bana işte güzel kızım, işte güzel oğlum, işte cinsiyet temel, yaş temelli, kültür, e, gelenek temelli ifadeler kullanıyorsa benim kafamda kendimle ilgili bir algı oluşur. Hı hı. Derim ki ben evet işte 5 yaşında bir kız çocuğum saçlarımdan böyle kardeşim de işte benden daha büyük o da erkek demek ki. Hı hı. Sonra derim ki annem bana ve işte abime bir davranış sergiliyor. Hı hı. Eğer orada eşit bir davranışsa derim ki birey kimliğimle birlikte ben de değerliyim abim de değerlidir. Sonra ben içime bakarım ben değerliyim öz bakarım değerliyim. Annem de bana değerliyim diyor, diyor. Çevrede değerliyim diyor. Burada bir çatışma yok. Hı hı. Kimlik oluşturması o yüzden bizim birçok rolümüz var. Birçok rolümüzle birlikte farklı kimliklerimiz var. Yaşa bağlı olarak bilebilme yeteneğimizle birlikte kimliklerimizi bütünleştirmeye başlarız yaşla birlikte. Hı hı. Özellikle ergenlik döneminde bu soyutlaşmaya başlar soyut kavramlarla. Çocuk der ki ben işte atıyorum şekeri seviyorum der. O soyut evet. bir varlıktır. Ben işte futbolu seviyorum değil mi? somuttur ama soyut kavramda ergenlikten sonra farklılıkları şöyle ifade eder. Ben şekeri de seviyorum futbolu da seviyorum müziği de seviyorum yalnızlığı da seviyorum tek başına da seviyorum his dile gelmeye başlar. Hı hı. Çocuk somutlaştırır ergen soyutlaştırır. Yetişkinde soyutun daha bir anlam haritası olur. O nedenle hı. kültür dediğim şey o kadar büyük bir derya denizdir ki umman içinde bu olmayız emin olun. Evet. Ee, ne kadar anlatırsak da bir yerlere gideriz diye düşünüyorum bu konuda. Farklı, ee, farklı e, az konumlarla. önce kadınlardan bahsettiniz ya hocam e, şunu merak ediyorum. Biraz ikinci nesilde hı hı. E, işte o arada kalmışlığın getirdiği hı hı. zorluklarla beraber... Ee, hemen kültür denilince siz de az önce örnekleri saydınız işte e, elişleri mesela hı hı. Türk kültüründe Almanlarda da varmış bu arada hı. yani evlerin içinde olmadığımız için okulda ne kadar görürsek okullarını da bilebiliyoruz bazen. E, oysa onların da böyle çok sevdiği işte kanaviçedir el işleridir vesaire onların da hı hı. çok yaptığı şeyler hı hı. ama kadınlarda özellikle böyle bir yetenek var. Bu da kültürün bir parçası mıdır veya psikolojiyle bu kültürün e, kesiştiği bir nokta sanki ne dersiniz? E, şöyle ben e, çalışmalarımda izimesiniz bahsetmiyorum. Tabii ki buyurun. E, e, eşimin görevinden dolayı e, devlet görevinde çalışıyoruz ve 28 yıldır eee icra ettim ve devlet memuru olarak ve çok tayinli bir meslekten geçtik ve hı hı. ilk çalıştığım kültürel dokuda Kütahya kadınındaki o iğne oyalarında, başlıklarda Üç eteklerdeki kadının ifade edilmemiş duygusunu sembole çevirerek bir mesaj verme hali. Bu kadar ilginç gelmişti ki ilk bir 15-20 yıl önce orada başlamıştım. Daha sonra Merzfon dokumalarıyla birlikte Ahmet'in Merzfon dokuma kadının o dokuma kimliğiyle birlikte aslında psikolojisini oraya tezgah aktarmış. O kadar kıymetli ki hı hı. o Merzfon dokumalarıyla Almanya'ya gittik. Hı -hı. Ekip arkadaşlarımızla söylediğiniz o kadar manidar ki hemen o anılar aklıma geldi. Bir e, teknolojinin oluşturmuş olduğu kültür yapısına gittik. Burada kadınlar kendileri nasıl ifade ediyorlar? Alman kadını kendini nasıl ifade ediyor? Hı -hı. E, oraya göç etmiş e, Türk insanı, Türk kadın nasıl ifade ediyor? Şunu gözlemledik ki kültürün temel ögesinde kendiyle bütün olan kişi sembollere çok bakmıyor. Zaten var zaten ifade edebiliyor. Kendi var olamayan kişiler daha çok sembollerle kendini ifade etmeye çalışıyorlar. Çok ilginçtir. Ee, çok güzel müzelere gezdik her yere gezdik ama dedim ki bir tarafım çok eksik kaldı benim başka bir şey görmeye ihtiyacım var. Ee, Almanya'da şu anda Almanca ismini hatırlamıyorum ama bizdeki deyimiyle ile bit pazarı deniyor. Hı, hı. <laughs> Biliyorsunuzdur. Evet, antika pazarı Antikarı pazarı, hı hı. bit pazarı şeklinde geçiyor. Özellikle antika pazarlarında hani yüksek nesneler olarak değil de kullanıma dair ikinci, üçüncü eller oralara özellikle bakarım. Hı hı. Bu şimdinin kullanılan nesnesiyle 50 yıl önceki kullanılan nesnenin arasındaki fark işte kültürdür. Hı, hı. Evet. 90 yıl önce bir Alman kadının o savaştan önceki Alman kadının mutfak eşyasındaki o estetikle şimdiki Alman kadının estetiğinin arasındaki benzerlikte farklılıklara bakar. Hı hı. Aradaki o şey fark dediğim şey kültürdür. İşte 90 yılda bu toplum neyi oluşturmuş, nereden geçmiş? Evet. Çok teşekkür, teşekkür ederiz hocam. Bugün kültürel yapının insan psikolojisine etkisini Belkıs Edige Erden geçti. Belkıs Edige Serden geçti. Biraz Ucumuzdan uzun istiyordum. konuşuyoruz. sizlerin de soruları varsa sorularınızı bekleriz. Kısa bir aradan sonra biz tekrar buradayız. Evet rehberde bugün kültürel yapının insan psikolojisine etkisini uzman klinik psikolog Belkıs Edige Serdengeçli hocamızla konuşuyoruz. Aslında çok güzel bir yerdeydik oradan da devam edebiliriz ama e, aslında biraz önce söylediklerinizden yola çıkarak bir soru sormak istiyorum ben size. E, biraz eğitim seviyesi de düşüktü tabii Avrupa'ya giden insanların. Yani haliyle belki kendi kültürümüzün zenginliğinin de farkında değildik. Dolayısıyla e, gittiğimiz yerde hangi kültür üstündür alttır Buna dair belki kafa bile yormadık ama hı hı. bizim yaşadığımız o sosyo-kültürel yapıda da bir... Yapı vardı sonuç itibariyle e, ve herkes e, sahip çıkanlar işte kendi kültürüne hı hı. onun daha üstün olduğunda iddia edebilirler. Ben bunu niye söylüyorum? Çünkü genelde kültürümüzü böyle biraz da gizleme gereği duyduk bazen. İşte mesela az önce Zeynep Hanım'la konuşurken keşke bayramlar da okullarda hı hı. olsa dedik ama biz mesela Ramazan'da bazen oruç tuttuğumuzu gizlerdik. Böyle bir e, sorun olmazdı söyleseydik de ama hani olabildiğince farklılıklarımızı çok da belli etmemeye çalışırdık. En azından üçüncü nesil işte orada eğitim alan insan olarak Oradaki kadınlarda da bu muhtemelen vardı. Çok da farklı değiliz de ortak noktalarımız şunlar diye e, ön plana çıkarmaya çalışırdık. Şimdi şunu sormak istiyorum size kültürlerde gerçekten e, işte mesela Türkiye'de şu kültür daha üstündür şu daha alttır veya işte Avrupa kültürü artık bütün dünyayı kapsayan bir kültür daha üstün olduğu için mi e, herkesin kabul gördüğü bir kültür olmuştur? Ee, kültürün kime göre üstünlüğü çok önemli. Evet. Kültürün temel yapısında insanın hayatta kalabilmesiyle ilgili bir anlam haritası aslında. E ee, hep bu soru sorulur. E ee, kabile kültürüyle işte üst düzey bir medeniyetin kültürü nasıl eşitleyebiliriz hı hı. şeklinde. Biz de e, alan çalışan profesyoneller olarak şunu söylüyoruz. Kültürün psikolojiye etkisine odaklanarak birlikte kabilenin de hayatta kalmayla ilgili bir ihtiyacı vardı. O ihtiyacını karşılamak adına bir sistem oluşturdu, birikim hı hı. oluşturdu. Üst medeniyet kültürün de daha büyük bir amacı vardı, bir kültür oluşturdu. Kültürü karşılaştırdığımız durumda aslında bir kültürün büyük bir kültür olabilmesi için insan yetiştirme biçimine bakacağız. Hı hı. Bu insanla birlikte nasıl bir cemiyet oluşturmuş? Hı hı. Bu cemiyeti oluştururken etki alanı nereye kadar devam ediyor? Ve etkisiyle birlikte coğrafyası, dili yaşayış biçimiyle birlikte sürdürülebilirliğine kadar. Eğer bu dört büyük sistemi gerçekten var edebilirse diyoruz ki bu uzun süre devam edebilecek. Çoklu kişiler tarafından kabul edilecek, aynalanacak, sürekli olan bir kültür diyoruz. Hı hı. Ve hep söylediğimiz gibi kültür aslında müsbet bir yapı. Zamanla bozulabilir, farklılaşabilir, içeriğinde değişiklikler olabilir ama biz temeline bakıyoruz. Belki de alanımdan kaynak, uzmanlığımdan kaynaklı. Ama şunu biliyoruz ki bir kültürün oluşabilmesi için bireye ihtiyaç var. Bireyin ilişki içerisinde bulunduğu ötekine ihtiyaç var. Ötekinin sınırlarıyla bireyin kendi sınırları arasında bir çatışma olmadan kültür gerçekten devam edebiliyorsa o da zenginlik. Hı hı. Özellikle ikinci kuşakta şunu gözlemledim Kübra Hanım. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Kişi güvenlik nedeniyle bir zorlantısı varsa güven algısında buraya ait değilim hemen döneceğim diyorsa hı hı. kendine ait şeylerde bütün kültür dediğimiz o ögelerde ya çok fazla yüceltir veya hı hı. yok sayar. Hı hı. İkisi de sıkıntıdır çok yüceltmek de sıkıntıdır çünkü katılığa neden olur yokluk da sıkıntıdır hiçliğe neden olur. Hı hı. Hiçliğin olduğu yerde bir bölünme yok dağılma var katılığın or, or, olduğu yerde de obsesyon var. Hı hı. obsesyonun Obsesyon olduğu yerde benimki doğru dediğimiz yerde ilişki bozulur. Evet. Ve benimmin dediğim doğru dediğim obsesyon temel altında da öfke duygusu vardır. Hı hı. Ve ilişkide öfke, kavga, çatışma olur. Hı hı. Ve özellikle üçüncü kuşakta şunu gördüm e, Kübra Hanım. 3. kuşak orada doğuyor, eğitim oradan alıyor. Bir alt kendi kültürü var. tabi aileden o kültür geçmişse sevgi, muhabbet, ilgi, ilişki, inanç. inanç her türlü inanç, umut Temas, bağlılık, birlik geçmişse kendi alt kültürünü bir değer olarak algılıyor. Ama ailede bunlar yoksa çocuğun veya evrensel temel ihtiyacı karşılanmamışsa kendi kültüründen zaten nefret eder ki. Hı hı. O yüzden kültür dediğimiz şey sevgili Gübra'nın yaşamın var olabilmesi için bütün insanların evrensel bir ihtiyacı var. Temeli ihtiyaç güvende ol. Evet. can kabul ister, can aynalanmak ister, can sevgi ister. Hı hı. Çocuk ailesinde o sevgiyi görmedikten sonra isterseniz Ankara'nın merkezinde bir köyde olsun, hiç başka kültürlere hiç karışmasın. İsterseniz isterseniz merkezinde olsun. Evet. Hiç fark etmiyor. Hı hı. O nedenle evrensel insan olma ihtiyacımızın duygusal karşılandığı zaman duygu boyutu. Hı hı. Çocuk kendi kültürüyle birlikte diğer kültürü de entegre olacak korkmadan, hı hı. Ee, dirençli reddetmeden. Hepsinde kabul edip kendini yok etmeden aslında ve hep de şunu söylüyoruz, trans kültürel yapıyla çalışıyoruz, trans bütün kültürler yapının özellikle insan varlığında nasıl bir bütünlemeye neden olduğunu Avrupa bazında görebilmek adına yalnızca Avrupa'da e, demiyoruz aslında. Avrupanın dışında e, farklı biz Batı, Batı Avrupa'yı konuşuyoruz ama Balkanlarda da bizim insanımız var. Evet. Sizi dinliyorlar biliyorum, Hı -hı. izliyorlar aslında. Moskova'da da e, çalıştığımız birçok insanımız var. Görüyoruz ki yeni içinde şu anda bulunduğu kültür geçmişten getirdik temel dinamikleriyle birlikte çatışmadan ilerleyebiliyorsa ilişkilerde problem çıkmıyor. Hı hı. Güvenli zaman içerisinde bir geçiş olduğunda da psikolojik sağlanma neden oluyor. Evet. Şimdi insan e Evet, bir toplum içerisinde doğuyor, büyüyor, işte bir ailesinden de kültürel yapıyı alıyor ama değerler oluşumunda da kültürün bir önemli bir yeri var hatta işte bu cinsiyetimizden farklı olabiliyor, işte aldığımız eğitimden kaynaklı olabiliyor ama şöyle bir örnek vermek gerekirse işte dünyanın farklı farklı yerlerinde olabilecek bir sahneden söz edelim, mesela işte bir erkeğin bir kadına çıkışması, belki şiddet gösterdiği anda herhalde biraz kültürümüzle de alakalı olarak bir tepki veriyoruz. Belki buna işte biraz daha doğuda biraz daha sessiz kalınırsa Avrupa'da belki daha ayağa kalkılır gibi düşünülebilir bu farklı da olabilir. Şunu sormak istiyorum insanın bireysel olarak bir değer oluşturmasında ailesinin kültürel yapısının etkisi nedir? Çok. Evet çok. çok fazla. <laughs> Şöyle biraz daha derinleşelim isterseniz psikolojik bakış açısıyla. Biraz önce ifade ettiğim bir benlik oluşmasında çocuk sorar, sorgular. Sonra sorarken bir cevap alır. O cevapla kendi kimliğini oluştururken bir de kimliklerden de bir bilgi alır. Benlik ve kimliğini eğer doğru bir şekilde bütünlerse Kişilik oluşur hı hı. kişilik dediğimiz şey de eylemlilik halimizdir davranış biçimimizdir aslında biz gördüğümüz şekilde severiz veya hı hı. güvenlik ihtiyacı bununla ilgili o kadar güzel mesel masal atasözü var ki görgülü kuşlar gördüğünü işler. Evet. Evet. Ee, şunu da merak ediyorum. Tabii siz mesleğinizde farklı farklı birçok kültürü de gördünüz. Başka başka yerleri de gördünüz. Özellikle bugün bizi seyredenlerle de çokça çalıştığınızı evet. biliyorum. Ee, kültürel dokuya dair az önce anlattığınız işte Kütahya'dan, Hı hı. Amasya'dan örneklerle yola çıkarsak hı hı. çalışmalarınızın detaylarından bize bahsetmek ister Tabii misiniz? Tabii ki mutlulukla. Ben normalde psikolojik danışman olarak e, okullarda farklı e, görevlerde bulundum ama e, öğrenci temelli baz aldığımızda merkeze baktım ki aileden azade değil. Hı hı. Eğer öğrenciyle anlamda bir fark oluşturmak istiyorsanız, onun gelişimine eğitim açısından katkı sunmak istiyorsanız onun ailesiyle de bir bağ kurmanız gerekiyor. Aile deyince zaten bizim toplumumuzda anne. Evet. Anneye ulaştığımız anda öğrencilerimizde çok önemli bir gelişmeleri gözlemledim meslek hayatım boyunca. Mesleğimin üçüncü yılından itibaren kadın odaklı da gitmeye çalıştım. Özellikle e, o çalıştığım bölgeler Konya, Karapınar, Amasya, Mersin, Samsun, Elazığ, Kütahya'nın Şaphane. O kadar farklı iller ki şu anda e, unuttuğum iller de var herhalde. Farklı illerdeki farklı kadın modellerine baktım. Hı hı. Özellikle ilk e, ilgi alanım o zaman benim de çocuğum küçüktü. Anneler nasıl ninni söylemişler? Hı hı. Ninninin içerisinde hüzün mü var neşe mi var? Kahır mı var, keyif mi var? Hı hı. Çocuklarım küçük olduğunda ben ninnilere odaklandım. Sonra anneler dedim gece uyutmadan önce çocuklarını güvenli bir şekilde nasıl uyutuyorlar? Hı hı. O uyuturken temasları nasıl ve çocuğa nasıl etki ediyor? Oraları bir gözlemledim ilk etapta. Daha ilerleyen süreçte kadının üretmesiyle birlikte veya üretememesiyle birlikte kendi kimliğini oluşturmadığında da ne oluyor da mutlu olan kadın bir anda çöküyor enerjisi düşüyor uykudan kendini alamıyor çünkü hı hı. E, öğrencilerle hep danışmanlık yapıyorum sonuçta hocam annem sürekli baş ağrıyor öğretmenim annemin bugün yine başı çok ağrıdı bugün yine mutsuzdu hı hı. E, çocuk annesiyle babasıyla geliyor aslında okula annenin babanın bedeni evde ama duygusu okulda. Evet. O duyguyu duyabildiğimiz zaman kadının temel ihtiyacını gözlemlediğimiz zaman da 2001 yılında Kastamonu'da kadınlara yönelik özellikle farkındalık kadın kendini bilirse benlik kimliğini oluştursa hayata dair birçok rolde de başarılı olacaktır amacıyla projeler üretmeye başladım ve köy köy mezra mezra gezdim. Mezra gezmem yarım yılı doldu herhalde ve burada o kadar çok şey öğrendim ki cahilimi mazur görünüz lütfen. Bilgi vermeye gittiğimi zannettim ama ben kadınlarımızdan o kadar çok bilgi edindim ki külliyat dolusu ve bu kadınlarımızla birlikte nasıl ilerleyebiliriz diye farklı projeler oldu. Özellikle projelerden birisi anneciğim sen ve ben birlikte ürettik, birlikte başardık ve geleceğe doğru adım atıyoruz vardı. Hı hı. E, kadın kimliğiyle birlikte kadının duygusal yapısı sağlamlı güçlendirdiğimizde gördükçe evde şiddet azaldı. Hı hı. Şiddetin her türü azaldı. Biz e, erkeklere çok ulaşamıyoruz meslek olarak da belki statü e, toplumsal yapıyla birlikte. Eğer evin kadının annesine ulaşmışsak o evde, Baba değişti, dede değişti, oğul değişti. Bu e, yüksek bir anlamda bir fark yarattı. Bu da e, çok kıymetliydi benim için. Hı hı. Hem ülkem içerisinde çalıştım kadınlara yönelik hem de işte ülke dışında farklı. Azerbaycan'dan İngiltere İngiltere'ye kadar farklı bir kadın modelinde çalıştım. Farklı coğrafyalarda, çokça ülkelerde Gördüm ki temel ihtiyaç aynı. Evet. Anne kendi birliğini kabul ederse, kendi benliğinde mutlu olursa mutlu olan anne mutlu çocuk yetiştiriyor. Evet. Ee, bizleri de zaten Avrupalı Türklere işte Türkiye'ye giden turist olarak giden Almanlar diyorlar ki Türkiye'deki Türkler daha farklı. Hı -hı. Siz burada daha farklısınız. Hatta biz buraya geliyoruz kendimizi çok Türk gibi zannetsek de yani orada kendimizi Türk tanımladığımız için belki de buraya geldiğimizde gerçekten burada da daha farklı olduğumuzu görüyoruz. Daha Avrupalı olduğumuzu bazen görüyoruz bazen daha geleneksel olduğumuzu görüyoruz. Geleneğin peki psikolojiye etkisi nedir? Çünkü sizin de az önce bahsettiğiniz gibi böyle bir e, tutunma hali de var. E, i̇şte sizin de söylediğiniz gibi bazen çatışmalara sebep Hı -hı. olabiliyor. Çünkü dışarıdaki kültürle içerideki kültür birbirinden gerçekten dünyalar kadar farklı Hı -hı. olabiliyor. Geleneğin insan psikolojisine e, etkisinden bahsetmenizi istesem ne Çok. dersiniz hocam? Ee, çalıştığım ekolde gelene üçüncü alanı, ilişki alanını ifade edilir ve duygusal alanımızla ilgilidir. Hı hı. Duygusal alan dediğimizde sağ beyin fonksiyonları. Hı hı. Daha çok duygu odaklıdır. Duygu nereye götürüyorsa oraya götür gideriz. Hı hı. Ama e, duyguyu da e, bilgileştiren akıl tarafımız vardı. O da sol beyin hı hı. fonksiyonlarımız. Gerçekten sağ beyin ve sol beyin fonksiyonlarımızı yerli yerinde kullandığımızda Duygumuzun gerçekten farkında vararak hı hı. yani öfkeliyim ama öfkemin altında kaygı var belki de üzüntü var. Gerçek duygumun farkındaysam, duygumun ihtiyacını giderebiliyorsam, bunu akılla da bezersem o zaman da irfan mektebinde yetişen insana dönüşürüz. Hı hı. İrfan bizim medeniyetimizin irfanı o geleneği aslında sağ beyni coşkulandıran sevebilme yeteneğiyle birlikte sol beyindeki bilebilme yeteneğini entegre etme birleştirme hali. İkisini haline. birleştirme. Kesinlikle evet. özellikle işte 6 Şubat'ta bütün milletçe çok üzüldüğümüz bir durumdan geçtik depremde. Evet. E, gözlemledik ki çok fazla gurbetçilerimizi gözlemledim ben. Yani <laughs> ne oldu da hemen organize oldular. Hatta farklı illerde deprem hattı işte Münih deprem attı. WhatsApp grupları oluşturmuşlar. <laughs> Farklı beyaz yakalı mavi yakalı işte evet. tanımlamaları olan insanımız da diyorlar ki hocam biz yani e, caddede görsek birbirimizi belki de selam vermeyeceğiz ama o deprem öyle bir birleştirdi ki bizi evet. ve fark ettik ki normalin üstünde duygusal yönümüze hareket ederek çok coşkulandık çok şey vermeye çalıştık. Ve bu çok şey verirken de aslında bir bütün olduk, geleneğimizi temsil ediyor. Hı hı. Ee, biraz önce söylediğiniz e, çok önemli bir şey vardı. Yani e, kültür kodlarımızla birlikte hı hı. kodumuz. E, kodumuz belki e, unutmuş olabiliriz ama beyin hatırlamakla yükümlü. Hı hı. Beynin çok önemli fonksiyonu var. Unutmak da nimettir. Unuttuğunu tekrar gidip hatırlamak da nimettir. Gelenek bazen güncelimizde işlevselse güncelde Yaşıyoruz geleni. Eğer güncelimi kaybetmişsem o geleni, geleneği biliyorum, tutuyorum, ihtiyacı olduğunda tekrar bir araya getiriyor. Deprem örneğinde olduğu gibi. Evet. Hı hı. Peki e, özellikle yurt dışında çalıştığınız için hocam sormak istiyorum. Türkiye'de de tabii ki çalışıyorsunuz. Hı hı. E, sizce e, yurt dışındaki insanların e, psikolojik olarak e, ihtiyaçlarında Türkiye'deki insanlara kıyasla bir farklılık var mı? 4. E, kuşakta bir fark görmedim açıkçası. Bu benim çalışma ortamımla da ilgili olabilir. Görüştüğüm <laughs> kişilerle de ilgili olabilir. 3. E, ve dördüncü kuşak bizdeki yaşanılan yine kaygılar, yine kuşak kaygısı. Bu gençler ne olacak? Eskisi gibi çalışmıyorlar, sorumluluklarını almıyorlar. İşte gençliğimizde biz neydik, bunlar neydi? Bakıyorum ki kültürden kültüre de aslında yani lokal kültürden kültüre değişiklik yok. Dünyanın geneliyle ilgili gençlerin yeni nesil... Gençlerin de bir kültürü var şu anda. Evet. Biz aslında onlar bizi anlamıyor e, serzenişinde bulunuyoruz ama biz onları anlamıyoruz. Hı hı. Çünkü onlar içinde bulunduğu neşet olduğu toplumda yeni bir sistem oluşturmuşlar. Onlara gerçek bize o uzak. Hı hı. Biz uzağın vermiş olduğu hakim olamama halinden kaynaklı kontrolü kaybediyoruz. Yetersiz kalıyoruz. Peki ne yapacağız? Çaresizliğimizle birlikte kaygılanıyoruz. Evet. Ve durumu tehlikeymiş gibi algılıyoruz. Hı hı. O nedenle ikinci pardon dördüncü ve üçüncü kuşakta çok fark görmüyorum zaten birinci kuşak 75'in e, üstünde oldular hı hı. onlarda da keyif durumundalar şu anda e, asıl o ikinci kuşakta artık orta yaşın üstündeki olan kuşakta onlarda çocuk yetiştirirken zorlanmadılar ama torun kıvamına geldiklerinde de diyor ki torun bir şeyler söylüyor ama ben anlamıyorum. Hı hı. Ee, annesi babası diyor birkaç kelime öğretmiş ki babaannen üzülür bak bunları söyle gidince anneannen üzülür bunları söyle hı hı. burada o çocukla mı ilgili çocuk mu hazırlık yapmalı yoksa anneanne babaanne torununu düşünerek iki kuşak sonrasına mı hazırlık yapmalı Burayı evet. biraz irdelemek gerekiyor Hı -hı. Evet, güzel bir bakış açısı, farklı Hı -hı. bir bakış açısı. Hı -hı. Ee, hocam yurt dışındaki çalışmalarınızdan da bize bahsetmek ister misiniz? Yani Hı -hı. acaba bugün bizi seyredenler arasında da merak edenler vardır. Hı -hı. Ee, ya da var mı önümüzdeki zamanda bu tür çalışmalar? Birçok özellikle Almanya, Hollanda'da ben meslektaşlarımın eğitimleriyle ilgili çalışmalar Hı -hı. yapıyorum. Hı -hı. Şu anda online olduğu için işte yurt dışında farklı ülkelerde benim gibi aynı mesleği icra eden meslektaşlarım verdiğim eğitim Katılıyorlar online hı hı. olarak ama benim daha farklı çalıştığım şey orada yaşayan gurbetçilerimizin gerçek gurbet kime göre gurbet evet. orada yaşayan insanımızın kelimemi düzenliyorum orada yaşayan insanımızın o psikolojik ihtiyaçları kültürel bağ kurma ihtiyaçlarıyla ilgili e, ihtiyaç olduğu hasılda ihtiyaca giderecek şekilde sürekli ihtiyaç söylüyorum ki e, belirtmek amacıyla karşılamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Konu başlığım zaten özellikle kadınlar psikolojik sağlamlık düzeylerinde neler yapılması gerekiyor? Temel konu başlığım o travma e, toplumsal travmalardan da geçiyoruz. Bireysel travmadan da geçiyoruz. Oradaki yaşayan insanımızın bireysel travma sürecine nasıl eşlik edilebilir? Hı hı. Onlarla ilgili de konu başlıklarında farklı bu uzmanlık alanımda çalışıyorum. Evet. Bir de e, ilgi alanım var. Hı hı. İlgi alanım da bugünün konusu aslında kültürün psikolojiye etkisi. Peki hocam biz orada yurt dışına yaşayan insan olarak doğumu da yaşıyoruz, ölümü de yaşıyoruz. İşte sizin söylediğiniz hı hı. gibi travmalar yaşanıyor. Hı hı. İnsanlar yaz e, hı hı. tutarken, özellikle yurt dışında yaz tutarken, nasıl yani yurt içinde ve yurt dışında yaz tutmak diye bir ayrım yapabilir miyiz? Çünkü sanki bana o hal çok daha Garip bir hal gibi geliyor. Evet. Çünkü Yasın kendisi garip, gerçek evet. ama garip. E, o kadar güzel bir konuya değindin ki Kübra'n. E, doğumun gerçek olduğu gibi yaşam da gerçek, ölüm çok daha gerçek. Hı hı. Ölüm hep hepimizi eşitleyen bir kavram aslında. O kuşaklar arasında şunu gözlemledim. İlk giden kuşak diyor ki benim diyor ölümü memleketime götürün diyor. Hı hı. Ölümde, dirimde diyor işte ekmeğimi kazandıktan sonra diyor memleketimde gideceğim diyor. Üçüncü kuşakta şunu gözlemledim diyor ki ama çoluğum çocuğum burada diyor tamam oralıyım da buralıyım da diyor kafası karışıyor. Üçüncü, e, ...ikinci kuşakta... ...üçüncü kuşak diyor ki... ...ya çoluğum çocuğum burada... E, ...komşumlarda birkaç tanesi vefat etmişti... ...baktık gibi bu defin oldu... ...çok da kötü olmuyormuş sanki... ...üçüncü Hı -hı. kuşak bunu ifade etmeye başlıyor... ...dördüncü kuşak diyor ki... ...tamam dedem büyük annelerim orada... ...bir sevgim var bir bağım var ama... ...ben de olduğum yer burası diyor... Hı -hı. ...ben de buranın topraktan çıkan... diyor ...çiçeği kokladım diyor... ...toprakla oynadım diyor... ...bu toprak bana yabancı değil ki diyor... Hı -hı. ...ilk gelen dedesine toprak yabancı benim diyor ölümü burada gömmeyin. Dördüncü kuşak diyor burası da benim orası da benim diyor. Hı hı. İşte bu hale gelebilmek de önemli. Burada ötekini yüceltmek, berekini aşağılamak anlamına gelmiyor aslında. Temel ihtiyaçlar neyi temsil ediyor? Bir çalışma konumda uzun yıllar bunun üzerine çalıştım. Yaz yaşanırken çünkü Anadolu'da çok önemli bir söz vardır. Gelin çıkmadık ev olur da. Ölüm çıkmadık ev olmaz. Ölüm hı hı. çok gerçek. Evet. Ölüm sürecini nasıl yaşıyor insanlar bu yaşarken hangi ritüellere ihtiyaç duyuyorlar? Korona bize çok öğretici oldu bu konuda. Koronada hı hı. uzun süre çok e, gönüllü çalışmalarda da bulunduk. Ve en, en çok insanlara sıkıntıya sokan şey şuydu. Tamam öldük öleceğimiz biliyoruz ama e, alışkın olduğumuz bir cenaze ritüeli olmadı. Hı hı. Olmayacak. Evet, vedalaşamadık, vedalaşamayacaklar. Hı hı. Hep yaz ritüellerine bakar sanki gidene karşı bir şey yapıyormuşuz gibidir yasta. Ama aslında kalanın bu acıyla nasıl baş ettiğini, sakinleştirmek içindir yas ritüelleri. Hı hı. E, onunla ilgili güzel bir çalışmam vardı. E, yine Amasya, Mersun, Hacıköy, Sulova, Samsun Havza ölçeğinde İnsanlar yası nasıl yaşıyorlar? Yası yaşarken işte farklı kültürdeki işte Balkan göçmeni var, Kafkas göçmeni var, Batum göçmeni var. Yerli insanımız var orada. 7-8 alt kültürde yas nasıl yaşanıyor gözlemledim. Yası gözlemlerken de aslında kadın nasıl yaşıyor? <laughs> Benim kendi ailemde de iki kültürlü bir aileden dünyaya geldim. İşte babam Kafkas göçmeni, annem işte Torosların Yörüklerinden. Torosların Yörüklerinde yas çok Ağıtla yaşanır. Hı hı. Kafkasya'dan gelenlerde ağıt ağlamak ayıptır, gidene saygısızlıktır. Bu kültürde olunca dedim ki bu kültürün bir anlamı var. Bunu öğrenmem lazım. Şunu gözlemledim sevgili Kübra, nın. hangi kültüre ait olursak olalım, ölüm bir gerçek, hepimizin hı. kaçınılmaz sonu. Bu kaçınılmaz sonda o ritüelleri gerçekten kişinin o aileden gelen rahatlatma üzüntüyü, acıyı, kaygıyı yaşayabilmesine izin veren ritüeller yaz yaşama sürecinde saltıma neden oluyor. Hı hı. Ve e, coğrafyada birçok yere baktım. Diyarbakır kadınımızın o e, buraya vurma hali, hı hı. yörük kadın ağıt şekli diğer kadının beden te temasıyla beden hareketleriyle o duyguyu boşaltma hali. Şunu biliyoruz ki travma çalışan bizler aslında bileş bazen unutur. Duygu bazen karışabilir ama duyum, beden kodlar Hı -hı. asla unutmaz. En ilkel toplumlardaki yası nasıl yaşıyorlar? Bedensel yaşıyorlar. Evet. Vurunuyorlar, bağırıyorlar, farklı bedensel hareketler yapıyorlar. Bazı toplumlar daha duygu odaklıdır, duyguyla ifade ediyor. Daha entelektü, entelektü, entelektüelize olmuş toplumlarda evet. bilgi boyutunda diyor ki insan doğar, yaşar, ölür. Hı. Ve bunu bir ya bilime bağlar, ya felsefeye bağlar, ya inanca bağlar. Duygu, acı veya herhangi bir durum yazsa neyse kelimeye döktüğü anda, anlamlandırdığı anda da sağaltılmış bir yas olur. Yani uzamayan bir yas olur. Hı hı. Evet çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, çok... Söyleyebilsem anlatacağım da dil sürtünce. Yok hayır çok güzel anlattınız. Ee, ben şunu da sormak istiyorum size. Belki e, televizyonun yeni açmış seyircilerimiz de vardır. Biz bugün kültürü konuşuyoruz. İnsan psikolojisinin etkisini konuşuyoruz. Ama e, kültürü biraz da şu konudan bağımsız az önce Diyarbakır annelerinden vesaire de bahsettiğiniz için e, bahsetmek istiyorum bundan. Kültür biraz da etnik kökenle alakalı bir durum mudur? Yani mesela işte yine tekrar Avrupa'ya dönecek olursak mesela işte bir sınıfımızdaki sıra arkadaşımızla birçok konuda benzerken annemizde benzemiyor olabiliriz ee, işte ya da algılarımız farklı olabilir ee, kültür ve etnik köken aynı mıdır ve ee, yoksa insanların işte kültür diye adlandırdığımız şey etnik kökenden bağımsız olarak daha böyle işte eğitimle alakalı daha bilişsel kodlarla alakalı bir bir e, ne diyelim kavram mıdır? Hepsi desem kabul eder misin? Kabul Peki. ederim evet tabii ki. E, etnisite, <laughs> inanç, yaşam biçimleri kültürün e, oluşturan temel niteliklerdir. Özellikle Diyarbakır, Elazığ bölgesinde daha güney Diyarbakır'a indiğimizde Erbani ile ağıt yakarlar. O kadar kıymetlidir ki Erbani'nin o ritim sesi, <laughs> defin ritim sesi o yasın ritim sesiyle eşleşir. <laughs> Bazı kültürlerde özellikle nesne kullanırlar. O, o şamanlarda vardır mesela bizim toplumumuzda, bizim coğrafyamızda. Tabii ki etnik yapımız, eğitim sistemimiz, işte e, ait olduğumuz yapı, toplum neyse hepsinin bütünü e, sözün başında da söylediğimiz ummanı temsil eder. <laughs> deryayı temsil eder. Evet. Deryadan milyon tane balık oluşur. Hı hı. O nedenle bütün sözünüze kültür her türlü insana ait ne varsa hepsiyle ilintilidir. Evet son olarak şunu da sormak hı hı. istiyorum vaktimiz çok daraldı ama e, insanoğlu sonuç itibariyle az önce sizin işte tekrar bir başa dönüyorum belki de özet mahiyetinde olsun o zaman, öyle diyelim. E, i̇nsanoğlu böyle boş bir kağıt gibi mi doğar yoksa genetik olarak bizler bir şeyler mi getiririz hı hı. İşte tamam. İşte biyolojik olarak siyah saçlıysanız Alman olma ihtimaliniz evet artık şu 2023 yılında yine olabilir bu ihtimal ama hı hı. biraz daha eskilerde bunu görmezdik belki ne dersiniz insanlar beyaz bir kağıt olarak mı doğar yoksa kültürüyle birlikte mi doğar? E... Eski bir bilgi diyor ki insanları biz insanoğlu ilk doğduğunda boş kağıt gibi zannederiz. Hı hı. Ama bilmeyiz gider boş gördüğümüz kağıt okunmamış bir kitaptır. Hı hı. Epigenetik araştırmaları bunu söylüyor. Ee, i̇şlem öncesi dönemi çalışıyoruz travmada. Anne karnındaki annenin kaçıncı ayda ne yaşadığıyla ilgili çocuğun bedenine kodlanıyor. Bu anne karnı süreci. Hı hı. Bir de annenin babanın kendi köklerinden getirdiği başka bir şeyler de var. Evet. O yüzden göç çalıştığım bir konu başlığı aslında. Hı hı. Bir gerçekten dramatik göçün beş kuşağı nasıl etkilediğini tam bu sorunuzun içindeki evet. cevapta saklı aslında. Hı hı. O nedenle insan evladı hı hı. okunmamış bir külliyat evet. okuyabilene ne mutlu. Evet çok teşekkürler hocam. Hayır, teşekkürler. Ee, göç psikolojisini eğer sizin için de uygun olursa başka bir programda detaylıca konuşalım derim. Ee, çok güzel oldu benim için de gerçekten çok şey öğrendiğim bir programa dönüştü bugünkü rehber programı. Kültürel yapının insan psikolojisine etkisini uzman klinik psikolog belkıs Edige Serden geçti hocamızla konuştuk. Biz, sizler de izlediğiniz için bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın Türkiye saatiyle saat 16'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.